binerken arkasından dolaşıyorsun. Daha kendini nasıl koruyacağını bilmiyorsun. Bacağını oynatabiliyor musun? Biraz. Diz kapağını. Burada var mı peki? Var. Ah. Önemli bir şey yok gibi görünüyor. Ama yine de bir baktırmak lazım. Bacağım biraz çizilmiş. Kanıyor. İyi misin? İyiyim. Kara kız yok. Kaçtı galiba. Sen merak etme. O çiftliğe dönmüştür bile. Bekleyebilir misin burada? Beklerim. İlk defa ata bindin değil mi? Hayır. Ata binmeyi biliyorum ben. Ama sağından binmeye çalıştım. Ben hem sağ hem de solumu kullanabiliyorum Yusuf Bey. Yani bir de siz söylediniz kara kız şöyle, kara kız böyle. Heyecanlandım. Bunları unutmaman lazım. Başına daha kötü şeyler gelebilir. Belki sizin kadar iyi bilen birinden öğrenmediğimdendir o. Ama siz eğer kabul ederseniz ben her şeyi yeniden başlayabilirim. İlk dersimiz yarın o zaman. Merhaba, buyurun. Birine mi bakmıştınız? Yusuf burada değil mi? Ha, burada. At binmeye gitti. İyi. Bana da bir tane at hazırlatır mısınız? Genellikle bu tarafta biniyor değil mi? Vallahi belli olmaz Yusuf Bey. Aha bak işte geliyor. Yanındaki kim? Hava. Birlikte çıkmışlardı gezmeye. Kara kıza sahip olamamış anlaşılan. Birlikte dönüyorlar. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. İstersen bir doktora gösterelim, bir baksınlar. İyiyim. Büyütülecek bir şey yok Yusuf. Kanamış deyince ben de büyük bir şey zannettim. Ama alt tarafı sıyırmış. Betül Hanım haklı Yusuf Bey. Endişeleniyorsunuz biliyorum ama önemli bir şey değil. Yarın geçer. İyi peki. Ben at gelmiş mi bir bakayım. Sonra çıkarız. Sen de ne talihsizmişsin Hava. Aksilikler peşini bırakmıyor. Arabadayım canım. Tamam. Eve gidince yarayı temizlemeyi unutma.
Murat. Havva'yı konağa bırak. Giderken de bir eczaneye uğra. Yarı temizleme malzemesi al. Konakta yok galiba. Tamam Yusuf Bey. Çok teşekkürler Yusuf Bey. Her şey için. Özellikle de dersleri kabul ettiğiniz için. Önce binmeyi öğren, sonra teşekkür edersin.